Tam rekabet ve tekel yani monopol senaryolarındaki talep eğrilerini ve elde edilebilecek ekonomik kârları önceki derslerimizde görmüştük. Bu dersimizde daha önceki videolarda da karşımıza çıkan ve bu ikisinin arasında yer alan durumu tekelci rekabeti işleyeceğiz. Ekrandaki 3 senaryonun da benzer maliyet yapıları olduğunu fark etmiş olmalısınız bu marjinal maliyet eğrisi, bu ortalama toplam maliyet eğrisi, minimum noktasında marjinal maliyet eğrisiyle kesişiyor. Ancak talep eğrileri söz konusu olduğunda, tam rekabetle tekel senaryolar arasında çok büyük farklar olduğunu söylemek mümkün. Tam rekabet senaryosu için ortada farklılaştırılmamış bir ürün, bir sürü firma var ve piyasaya giriş engeli de yok. Bu da buradaki firmaların fiyatı olduğu gibi kabul edecekleri anlamına geliyor. Piyasadaki ya da pazardaki fiyat her neyse bu firmaların her biri bu fiyatı olduğu gibi kabul ediyor. Bu fiyat da hem talep hem de marjinal gelir eğrilerini belirliyor. Daha önceki ders videolarından hatırlayacaksınız. Tam rekabet senaryosunda uzun vadede bu firmaların hiçbirinin ekonomik kar elde edebilme şansı yok demiştik. Ekonomik karın olması durumunda piyasaya daha çok firma giriş yapacak, fiyat daha da düşecek. Ekonomik karları negatif olunca da firmaların bazıları piyasadan çekilecek ve bu doğru yukarıya doğru hareket edecek. Bu da uzun vadede firmaların hiçbirinin ekonomik karının olmadığı bir dengeye ulaşılması anlamına gelir marjinal gelir eğrisinin marjinal maliyet eğrisiyle kesiştiği nokta, ekranda gördüğünüz senaryoların her biri için üretilmesi gereken karı maksimize eden rasyonel miktarı verir. Bu seviye fiyatın tamı tamına ortalama toplam maliyete eşit olduğu seviyedir ve buradaki ekonomik kar da sıfırdır. Not ediyorum, ekonomik kar sıfır. Burada ilgili birkaç nokta var. Burada gördüğümüz durumun ekonomi için verimli olduğundan da bahsetmiştik. Neden diyecek olursanız marjinal maliyetin talebe eşit olduğu bir miktarı üretiyoruz. Ve aynı zamanda üretim açısından da verimlilik yüksek. Çünkü ortalama toplam maliyet eğrisinin minimum noktasında yer alıyoruz. Evet, üretim söz konusu olduğunda bu senaryoda kaynakların son derece etkin kullanıldığını söyleyebiliriz. Tekelse bunun tam tersi Piyasada tek bir firma var ve piyasaya giriş engelleri aşılamayacak seviyede. Piyasada tek bir oyuncu olduğu için bunun piyasanın talep eğrisi olduğunu da düşünebiliriz. Evet, tek oyuncu oldukları için talep eğrileri piyasa talebiyle aynı. Başka bir alternatif yok, rekabet yok, tekel ya da monopol var. Talep edilen miktar yüksek fiyatlarda düşük, düşük fiyatlarda ise yüksek. Bundan önceki ders videolarında tekelin fiyat ayrımcılığı yapmayacağından da bahsetmiştik. Tüm tüketicilerden aynı fiyatı istemek zorunda. Bu yüzden de marjinal gelir eğrisi talep eğrisine göre iki kat hızlı azalan bir eğri olur. Ne de olsa talep eğrisi üzerinde aşağılara doğru indikçe fiyat herkes için düşüyor. Bu arada şu ana kadar anlattıklarımın hemen hemen hepsini daha önce görmüştük. Yani epeyce bir tekrar yaptım. Ama fazla tekrarın kimseye bir zararı olacağını sanmıyorum. Üretilmesi gereken rasyonel miktar ki bu tüm firmalar için böyledir, marjinal maliyetin marjinal gelire eşit olduğu miktardır. İşte bu miktar. Bu miktardaki fiyata bakalım. Talep eğrisine doğru ilerlememiz gerekecek. İşte burada. Bu tekelin ekonomik karının oldukça iyi bir kar olduğunu görebilirsiniz. Bu miktardaki ortalama toplam maliyet seviyesi bu. Bu da fazladan her bir birim için elde ettiği uzunluk. Bunu üretilen miktarla çarptığımızda da buradaki dikdörtgenin alanını ekonomik kar olarak aldığını görebiliyoruz. İşin negatif tarafı ise ekonomik anlamda etkin dağıtım için marjinal maliyetin taleple kesiştiği miktarda üretim yapılması gerekir. Ama bunun burası için söz konusu olmadığını görüyorsunuz. Bu alanda tamamen tüketici fazlası kaybı oluyor. Tekelci rekabeti anlayabilmek için de başlangıçta bir tekel olduğunu, piyasa dinamiklerindeki ani bir değişiklik sonucu aşılamaz piyasa giriş engellerinin aşılabilir bir hal aldığını düşüneceğiz. Bu durumda ne olur dersiniz? Burada güzel bir ekonomik kar var. Bu yüzden de firmalar bu piyasaya girmek isteyecekler. Piyasaya girmek isteyen başka firmalar olduğunda talep eğrisine ne olur? bahsi geçen ürünün teker için olan talep eğrisi azalır. Öyle değil mi? Çünkü artık aynı ürünü üreten ya da satışa sunan başka firmalar var. Tekelci rekabette ürün farklılaşmaya başlar. Yani tamamen farklılaştırılmamış değildir. Bir markanız olabilir ve ürünlerinizin daha iyi ya da daha kötü olarak değerlendirilebilecek özellikleri de olabilir ama insanların tercih edebileceği başka alternatifler de mevcut olduğuna göre bu da rekabet anlamına gelir firmalar piyasaya girdikçe burada ekonomik kar var talep eğrisi bu yönde hareket etmeye başlayacak ve ekonomik karın sıfırlandığı noktaya kadar da hareketine devam edecek çizmeye çalışacağım firmalar ekonomik kar elde edemediğinde ise piyasaya girmek artık mantıklı bir hareket olmayacaktır Evet, bir teker olarak başladıysak talep eğrisi bu noktaya varana kadar bu yönde kayacak. Marjinal gelir eğrisi ise bu şekilde çiziyorum. Eğimi bundan iki kat daha az olacak. Bunun marjinal gelir eğrisi olduğunu da belirteyim. Şimdi bakalım neler değişti. Şu anda üretilmesi gereken rasyonel miktarda fiyat ortalama toplam maliyete eşit. Ekonomik kar sağlandığı için piyasaya başka oyuncular dahil olduğunda ekonomik kar paylaşılacak ve talep eğrileri sola doğru kaymaya başlayacak ve ekonomik kar uzun vadede sıfırlanacak. Buna toplum için bir kayıp yani tüketici fazlası kaybına sebep olacak bir durumdur. Dağıtımın etkinliğinden ve bu anlamda verimlilikten bahsedemeyiz. Çünkü marjinal maliyetin talebe eşit olduğu noktada üretim yapmıyoruz. Aynı zamanda üretim verimliliği de olmayacaktır. Neden diyecek olursanız üretimin etkin olması için ortalama toplam maliyet eğrisinin minimumunda üretim yapmamız gerekir. Yani konuyu verimlilik açısından ele alırsak bu aradaki fark kullanılmayan yani atıl kalan kapasiteyi gösterir. Bundan önceki derslerimizde firmalar bir pazara girip çıktığında arz eğrisinin de etkilendiğini görmüştük. Ama burada talep eğrisini kaydırdığımız için bu aklınıza yatmayan bir durum olabilir. Bu sefer firmalar piyasaya girip çıktığında bundan tüm piyasanın arz eğrisi etkilenir. Tüm piyasanın talep eğrisi ise etkilenmez. Ve buradaki talep eğrisi de piyasanın talep eğrisi değil, incelediğimiz firmanın ürününün talep eğrisi. Piyasaya giren başka firmalar olduğunda rekabet artacak ve bu firmanın ürününün talep eğrisi sola doğru kayacaktır.